Yaptıklarını Gündoğdu Bey'im yanına kor mu sandın ha? Gündoğdu'm bir gün daha görür mü sanırsın? Belli ki Ertuğrul Bey'imin yaptıkları pek bir zoruna gitmiş. Hainlerden medet umar hale geldiğine göre ne yaptığını bilemez olmuşsun. Lakin Gündoğdu'm gelecek. Ablasız yerlerde senin o pis leşini aç hayvanlara yem edecek. Herkesin sırası gelecek. Herkesin. Önce Gündoğdu, sonra Ertuğrul ölecek. Ama hepsinden önce sen öleceksin. Tangut, sen git Hamza'ya bak. Herkes sinsin. Benden emir gelene dek kimse hareket etmesin. Anlaşıldı mı? Noyan ne vakit gelecektir? Geldiği vakit göreceksiniz.
Gündoğdu ağabeyim, Selcan Hatun'u kurtarırken bizim de boş durmamamız lazım. Biz de Mührü bulmalıyız. Efrasiyap götürmediğine göre Mühür obada. Doğru dersin beyim. Lakin obada Mühür'ün sırrını başka kim bilir ki? Obayı sen benden daha iyi bilirsin Artuk Bey. Birinden mi şüphelenirsin beyim? Değerli beyim, kimden şüphelenirsin? Kimseden şüphelenmem. Lakin Mührü çalan kişi Moğolların adamı değildir. Mührün sırrını Sultan Alaaddin'in yakın çevresinden başka kimse bilmez. Ya Rabbi, sen evlatlarımızı, obalarımızı musibetlerden koru. Yardımını bizden esirgeme. Elini bizden çekme ya Rabbim. Senden başka kimsemiz yok. İhanet otağımıza kadar girmişken senden başka kimse koruyamaz bizi. Yardım et Allah. Sen neler dersin Hayme? İhanet artık sadece obamızda değil abi. Otağımıza kadar girmiştir. Kime güveneceğimizi bilmeyiz. Gün geçmiyor ki yeni bir ihanetle sarsılmayalım. Sana bunları söyleten nelerdir Hayme? Gayrı obalarımızdaki hainleri temizledik. Ertuğrul kocabaşın kellesini aldığında ben de senin gibi düşünmüştüm. Lakin yanılmışım. Hainler hala obamızda cirit atarlar. Otağımda Sungur Tekin'e ait Noyan'ın istediği çok kıymetli bir şey çalınmıştır abi. Kim yapar bunu? Bu nasıl olur? Bilmem. Obamızda, içimizde, otağımızda, ailemizde bize ihanet eden hainler vardır. Gel bakalım obanın akıllı olan. Gel hele. Noyan, yuvan yıkıldıktan sonra hangi ine girdin? Dağ taş benim inimdir, akıllı olan. Duydum ki ikinci avradı almışsın.
O yüzden gelmezsin derdim ama esaslı ermiş. İlk avradını da unutmadım. Kısa kes. Gönder hatunu. Önce mührü göreyim. Bu kadar vuslat yeter. Hamza! 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 Yavaş Anır Noyan. Yavaş. Öksü de kuştun. Şimdi beni tuzağa düşürdüğünü sanırsın ha? Öyle mi akıllı olan? Tutekin! Avradın da senin gibi dişli çıktı. Karargâhımda bana kök söktürdü. Onunla gururdu. Kendinle de. Ama ikiniz de öleceksiniz. Onur'un ayaklar altında Noyan.
Öyle obadan hatun kaçırmakla olmayacağını sana belleteceğim. Tekme yemiş ihtiyar bir it gibi yalnızsın şimdi Noyan. İntikamını almaya geldin ha ateşli olan. Öyle mi? Tıpkı o günkü gibi. Sürülerini üzerime saldığın o günkü gibi. Benim sadıkatim Hamza. Demek sana kemik uzatan eli ısırmaya azmettin ha? Gel bakalım. Başım üstüne gel. Gel ki beylerine de sıra gelsin. Tabii benimle altları olmadan vuruşmaya cesaretleri varsa. Hamza! Benim sadık itim. Dur hele Tuğtekin. Bu itin ölümü o kadar kolay olmayacak. Ona bir şans daha vereceğim. Thank you.
Demek mühür sahteydi ha, akıllı olan. Seni takdir ettim. Beni iki kere aldattın. Ama şunu bil ki, eğer beni burada öldürmezsen, ruhlar şahidim olsun ki, yanında yörende, o banda döşeğinde kim varsa derisini üzerim. Çok yaşa Gündoğdu Bey'im! Çok yaşa Gündoğdu Bey'im! Çok yaşa Gündoğdu Bey'im! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Bağlayın şu iti. İşini neden şimdi bitirmezsin? Bu itin nasıl öldüğünü herkes görecek! Hamza. Bacım. Affet beni. Affet. Yorma kendini. Gündoğdu Bey'im seni obaya yetiştirecek. Merak etme. Peygamberimize hizmet eden o büyük adamın adını verdi anam bana. Lakin ben buna bile layık olamadım beyim. Çok pişmanım. Çok. Allah razı olsun senden. Bana şehit olma imkanını verdin. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun kardeşim. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulühü. Abdurrahman'a da, Hamza'ya da güvenecek kadar ahmaktın. Artık Öge dayın kendine layık bir komutan olacak. Bilirim. Hepiniz soyunuz, boyunuz, dininiz için can verirsiniz. Korkmazsınız çünkü sizler Oğuz'un yiğit evlatlarısınız. Lakin obamızda gün geçmiyor ki yeni bir ihanet ortaya çıkmasın. Hainler zehirli bir ot gibi peydahlandılar obamızda. Gayrı otağımıza kadar girdiler.
demem o ki içinizde bir bildiği olan varsa tez konuşsun. Tez konuşsun ki bu zehiri otağımızdan, obamızdan temizleyelim. Haime ana, biz Süleyman Şah'ımızın yanında sizlerin ellerinde büyüdük. Sizi bilir, size hizmet ederiz. Bundan öte bir şey bilmeyiz. Şeyhim İbn Arabi, Ertuğrul Bey ve size hizmet etmem için obanızda kalmamı istedi. Duyduklarım, gördüklerim, bilmeniz gereken neyse tez vakit gelir iletirim. Lakin sizden fazlasını bilmeyiz. Otağınızı otağım bilirim Haime ana. Bir şeyi duyarsam size söylemek boynumun borcudur. Bu konuştuklarımı kimseye anlatmayasınız. Şimdi gidebilirsiniz. Eyvallah. Bunlardan şüphelenmemiz boşunadır ana. O halde kimden şüphelenmek gerek ki beyim? Bu ihaneti kim yapmış ola ki? En küçük sırrımızı kim biliyorsa ondan. O haini bulana kadar tek tek herkesi sorgulayacağım. İçimizdeki haini bulmadan ne obaya ne de bize gün yüzü yoktur. Mührün sırrını Konya'dan başka kimse bilmez. Haber obaya Konya'dan uçmuştur. Ahvale bakılırsa sarayla ilişkileri olan biri yapmıştır. O halde sarayda da hainler cirit atar. Büyük bir oyunun içindeyiz gayrı. Daha önce gördüğümüz hiçbir yere benzemez beyim. Biz de bu diyarın bugüne kadar gördüğü hiçbir yere benzemez kardeş. Tam sınır hattındayız. Karşımızdaki tepeler Bizans'ındır. Sınır hattını geçeceğiz. Hazırlıklı olun. Emredersin beyim. Emredersin beyim. Emredersin beyim. Ey yüce Allah'ım. Bana bugünleri nasip ettin ya. Ölsem de gam yemem gayrı. Allah yardımcımız olsun. Amin beyim. Amin beyim. Amin. İnsan eşrefi mahlukattır. Yani en şerefli varlıktır. Yani Allah'ın en kıymetli eseridir. Hiçbir Ademoğlunun bir diğerine üstünlüğü yoktur. Hepimiz Hazreti Adem'in evlatlarıyız. Bu hakikati değiştirmeye hiç kimsenin gücü yetmez. O vakit neden bu adaletsizlik? Neden gece gündüz size asillik taslayan efendilerinize kölelik edersiniz? Emeğinizi, hakkınızı çalmalarına izin verirsiniz. Vermeyip de ne yaparız?
Ey Hazreti Adem'in evlatları. Kardeşlerim. Allah'ın bu bereketli toprakları üzerinde sizleri köle, onları asil yapan nedir? Onlar kutsanmıştır. Biz de baldırı çıplak zavallılarız. Tanrı bizi böyle yaratmıştır. Onlar efendi, bizse değersiz köylüleriz. Ey Ademoğulları! Sizleri insanın insandan üstün olmadığı bir hakikate davet ederim. İnsanın insanca yaşadığı bir dine. Arap'ın Acem'den, Acem'in Arap'tan, kimsenin kimseden üstün olmadığı tertemiz bir imanın yoluna. Neler oluyor burada? Sabahtan beri çalışırız, aş yeriz, nefes alırız. Etrafta Türkler gezer. Eğer birine rast gelirseniz derhal bildirin. Sen, bir şey mi söyleyeceksin? Kilise. Kilise ne zaman damarlarında kutsal kan akan efendilerimiz gibi bizim de karnımızın doymasına izin verecek komutan? Daha ne kadar sürecek bu işkence? Sen bir hiçsin. Adi bir köylüsün. Şimdi bırak karnını doyurmayı. Çoluğumla, çocuğumla şu sefil hayatında nefes dahi almak istiyorsan. Bir daha asla bu sözleri dillendirme. Anlaşıldı mı? Hadi herkes işine şimdi. Bana insandan üstün tutulmadı. Bu güzel imanı anlatın beyim. Anlatırım kardeşim. Anlatırım. Siz lokma hazırlayın. Ben av yakalayıp geliyorum. Emredersin beyim. Emredersin beyim. Hadi Doğan kardeş. Sevdalı adamın yaptığı yemek lezzet olurmuş der atalarımız. Ben attım haredeci. Sen de maharetini gösteresin. Haydi ağların ayısı. Aşı gördün yanaş, işi gördün sıvış değil mi? Hadi kardeşler. Ben de gideyim ateşi yakayım. Hayman artık ne yaptığını bilmez olmuştur. Hayırdır Gökçe? Hayır değildir Aytun Hatun. Hiç hayır değildir.
Şahit olduklarım Şer'den başka bir şey değildir. Kendi elleriyle büyüttüğü alplerini, İbni Arabi'nin dervişini bile sorguladı. Otağda kaybolan emanet yüzünden en yakınından en uzağına kadar herkesten kuşkulanır oldu. Yaşadıkları Hayme'ye ağır gelmiştir. Gayrı iyice aklını yitirmiştir. Kendi otağına sahip çıkamamanın ayıbını etrafındakilere ödetir. Ben de en çok onu kaldıramam ya. İnsanların gururlarıyla oynar. Onlara hırsız beller. O halde şanslısın Gökçe Hatun. Seni hırsız belleyip sorgulamamış. Ben de öyle sanırdım. Lakin yanılmışım. Otağa giren çıkan herkesi sorgulayacakmış. Hepimizi. Bir otağımızı hırsız bellemediği kaldıydı. Gündoğdu'yla Selcan'dan hala haber yok. Neredeler bunlar? Gün geçmiyor ki acıya acı, öfkeye öfke eklenmesin. Kimlerin bu işte parmağı var oğul? Bu işte Selçuklu Sarayı'ndaki fitnecilerin parmağı vardır ana. Sultan Alaaddin'in düşmanları. Öyleyse Noyan neden mühre sahip olmak için Selcan'ı kaçırdı oğul? İşin içinde belli ki başka hesaplar da var. O hesaplar da tam da buradan. Senin otağından geçer ana. Kimin benim otağımda hesabı olur ki? Bu ne menen bir beladır böyle. Belli ki obada birinin yuları sultanımızın düşmanlarının elindedir. Sen ne dersin oğul? Obada sarayla alakası olan tek kişi Gümüştekin. Oğlum onun kızıyla evlenecek. Gümüştekin Bey için kem söz demem ana. Gümüştekin de Aytol'un da bu Noyan'ın itleri obaya saldırdığı zaman nasıl savaştıklarını gördük. Aytol'un benimle Selcan'ın hayatını kurtardı. Değil bunlarla savaşmak. Düşünmek bile çok zordur oğul. Anam, otağına uzanan eli bulup kesmeden hiçbir yere gitmeyeceğim.